Bir gün motorumla yola koyulmuştum. Amma günüydü. Hız sınırını aşmış gazı köklüyordum. Bir yanımda güzel bir manzara, bir yanımda kocaman bir orman. O gün hava çok güzeldi. Önümde bir kamyon ve bir araba vardı. Zıt yolda ise bir süredir bizi bekleyen bir araba. Önümdeki kamyon ve araba geçti. Ben de önümdeki arabaya yol vermek istedim. Bir süre sadece durdu. Geçmeyeceğini düşünerek tam gaza basmıştım ki o da gazı kökledi. Motorumun yanından çarpıp bir sürü motorumu ve arabamı birbirine kenetlemişti. Arabanın ani freniyle yanımızdaki ormana doğru sürüklendim. Her şey çok hızlı olmuştu. Şoku atlatıp ayağa kalktığımda dehşet bir acı hissettim. Bu acı ayağımdan geliyordu. Bundan 2 yıl önce IncrediblyShinyShart adındaki bir Reddit kullanıcısı eşi benzeri olmayan bir aşçılık hikayesi paylaştı. Dediklerine göre kendi ayağından taco yapıp arkadaşlarına yedirttirmişti. Az önce yaşanan motor kazasıyla başlıyor her şey. Ayağa kalkmayı deniyor fakat acı tüm vücudunu sarıyor. Hızlı bir ambulans aramasından sonra hastaneye kaldırılıyor. Röntgenler çekiliyor ve sonuç çok kötü. Çarpışma sırasında ayağı araba ve motor arasında kaldığından kemikleri un ufak olmuş ve tüm ayak fonksiyonunu yitirmiş. Doktorlarsa bu adama 2 seçenek sunmuş. Ya fonksiyon olmayan bir ayakla yaşayacak ve bir süre sonra bu ayak onu zehirleyecek ya da ayağından komple kurtulacak. Çünkü fonksiyon olmayan bir ayakla yaşamak ayaksız yaşamaktan çok daha zor. Kazazedemiz de ayağından kurtulmayı tercih ediyor. Sonra doktorlardan birine şunu diyor. Ayağım tüm işlemlerden sonra bana kalabilir mi? Doktorsa bunun mümkün olduğunu ve belli evrak işlemlerini yapması gerektiğini belirtiyor. Tüm evrakları doldurup ameliyattan sonra ayağını bir torba içerisinde alıyor. Bu onun hayatının dönüm noktalarından bir tanesi. Bu ayağın kalıbını çıkarıp hem kapı tutucusu hem anahtarlık yapabileceğini düşünüyor çünkü bir anı niteliğinde. Ama daha sonra yıllardır arkadaşlarıyla yaptığı esprilerden biri aklına takılıyor. Bu arkadaş grubu sürekli yamyamlık hakkında konuşup insan etinin nasıl olabileceğini düşünüp kafa yoruyorlar. Hatta bu insan eti yeme muhabbeti onlar için bir espri. Kendi aralarında bir espri. Bu yüzden de aklına bir fikir geliyor. Ayağından taco yapabilir ve arkadaşlarından habersiz onlara kendinden bir parça yedirttirebilir. Hastaneden aldığı uzuv paketini açtığında ilk midesi dehşet bulanıyor, sonra birden duruluyor. O artık onun bir parçası değil, o cansız herhangi bir parça. Şok dalgalarını atlattıktan hemen sonra şef bir arkadaşını arıyor. Diyor ki ben ayağımdan bir taco yapacağım, bana bir tane tarif verebilir misin? Ve şef cidden ona tarifi veriyor. Ve hemen ertesi gün arkadaşlarını toplayıp şefin verdiği o tarifi yaparaktan arkadaşlarına o insan tacosunu yedirtiyor. Tabii yeme kısmının bir kısmında diyor ki bu taco benim ayağımdan yapıldı. Bazısı çıkarıyor, bazısı kusuyor, bazısı ise yemeye devam ediyor. Ve en sonunda şöyle bir oylama yapıyorlar. Öbür etlere karşı nasıl? Ve aralarından bir kişi şunu diyor. Hot dog'un o sosisi var ya ondan daha güzel. Hatta birçok hamburgerin etinden çok daha tatlı bir eti var. 10 üzerinden puanlamak gerekirse de puanım 6,5 diyor. Ve cidden de bunu oyluyorlar. Bunu oylayan kişi de şunu diyor, ben çok fazla et yedim, bir sürü çeşit biliyorum, o yüzden de öbür yediğim mükemmel etlere kıyasla birazcık aşağıda kalıyor ama normal etlere kıyasla gayet güzelmiş. Peki bu olayın gerçeklik seviyesi ne kadar? Bu olay cidden yaşandı mı? Yaşandı. IncrediblyShinyShart Reddit'te bu olayları paylaşmadan önce ameliyata girdiğinde ayağına bir yazı yazıyor. O da IncrediblyShinyShart. Yani benim ayağım kesildi, bunlar oldu, bunlar yaşandı. Bu da kanıtı gibisinden kendi ayağını bir markerla kaydetmiş, yazmış. Ayrıca ayağın neye benzediğini torbadan çıkardığında ne gibi gözüktüğüyle alakalı her şey aslında Reddit'te var. Bunları ben size YouTube'da paylaşamıyorum çünkü YouTube'da paylaşırsam bunlar cidden sıkıntıya girecek görseller ve cidden çorba içiyorsanız, yemek yiyorsanız, böyle tadınız kaçacaksa, bu tarz şeylere hassassanız bunu aşağıya linklere de koyamayacağım. Adını vereceğim size aşağıda link koyamadığımdan dolayı. Siz de gidip bakarsınız. Cidden mide bulandırıcı. Ben böyle kendime olduğunu düşünüyorum ve titriyorum. Gittim anneme, babama kahvaltı yaparken dedim mideniz bulanacak ama bir şey anlatacağım dedim. Güldüler, eğlendiler adamın kendi ayağını yemesiyle beraber. Hatta dedim puanlamışlar bunu böyle falan. Güldük, geçtik ama ben bir yandan benim midem bulanarak yedim kahvaltıda. İşin ilginç kısmı da artık ayağım yok, ben ayaksız ne yaparım düşüncesini adamın hızlı bir şekilde atıp bundan direkt taco yapma fikrine geçmesi. Çünkü ben büyük ihtimal ayağımı kaybetsem bayağı üzülür, haftalarca kendime gelemezdim. Bunların da detayı vardır belki de ama adam bunları anlatmamış. Direkt ayak bozulmadan hemen önce taco yapma anısını anlatmış. Bu nasıl bir alfalık ya da nasıl bir umursamazlık? Ciddi bir seviye. Peki siz ne yapardınız? Böyle bir şey yaşasanız taco yapma fikri en son düşüncelerden biri mi olurdu? Ya da bu taco fikrinden daha da farklısını mı düşünürdünüz? Hadi bakalım. O zaman videoyu izlediğiniz, destek verdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ayrıca katıldan bana destek veren üyelerime de çok çok teşekkür ederim. Onları şu an ekranda görebiliyorsunuz. Ayrıca kendileri özel içeriklere de erişim sağlayabiliyorlar. Mesela Periscope'un tüm bölümleri, video arka planları gibi. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Çok bunu değiştireyim ben. Bana komik geldi çünkü. Kendi ayağımdan takıyor. Ne zorluyorum ki. Make a pancake. Gerçekten. Kendi ayağından.